Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videonun başlığındaki gibi hava elementleri, ikizler, terazi ve kova burçlarının aklındaki kişilerle, kalbinizdeki kişiyle bir konuşturalım bakalım. Birbirinize neler söylemek istiyorsunuz? Bir bakalım derdiniz neymiş, neleri anlatamamışsınız, neler konuşamamışsınız ya da bunları konuştuysanız da bunları bir öğrenelim. Ve olası sonuçta neler olabilir? Bununla ilgili bir açılım. Bir nevi konuşturma, bir nevi işte bilinçaltı okuma hepsi var bunun içinde. Bu deste partnerinizin destesi, aklınızdaki kişinin. Bu mavi ekose kartlı destemiz sizin olacak. Öyle niyet ettim. Önce biraz kalem. Evet. Bu destemizde zaten size söyleyecekleri, içinden geçenlerle ilgili en son üçer kart seçip birbirinize ne söylemek isteyeceksiniz. Bunları daha da ilave ek alacağız, destekleyeceğiz bu kartlarla da. Evet, hemen niyetimizi edelim. Niyet ettim ilahi kanaldan. Bu videoyu dinleyen kolektifteki hava elementi olan ikizler, terazi ve kova burçlarının aklındaki kişi, kalbindeki kişilerle ilgili birbirlerine söylemek istediklerini en doğru bir şekilde hissetmek ve aktarmaya niyet ediyorum. Hava elementi olan ikizler, terazi ve kova burçlarının aklındaki kişi ve kalbindeki kişilerle birbirlerine neler söylemek isterler, bunlarla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İkizler burcunun aklındaki kişi, kalbindeki kişi. Sizin söyleyecekleriniz çok galiba. Sevgili ikizler, sevgili hava elementleri. Hemen buradan da 3 tane neler söylemek istiyorum. Duygularından söyleyemedikleri nelermiş size. Bununla ilgili seçelim. Evet. Evet, hemen başlayalım bakalım. Sevgili hava elementleri, ikizler, terazi ve kova burçları. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişinin şu anki durumu perişan. Perişan arkadaşlar, bakın. Bitmiş, tükenmiş, yıkılmış, acı çekiyor, üzgün. Yani bitikleri oynuyor şu an. Onun için hayat bitmiş, hayat durmuş.
ve bir bekleme enerjisi içinde. Şu an bir bekleme enerjisi içinde bir şeyleri bekliyor sanki. Finansal olarak da bir şeyler bekliyor olabilir. Uzun zamandır bir şeyler bekliyor olabilir. Ama burada bir şeyler bitmiş arkadaşlar. Şu anki aklınızdaki kişinin gündeminde bir ölüm kartı var. Şu anki durumu bir şeyleri bitirmiş. Kendi de bitmiş zaten. Bitirmek zorunda kalmış olabilir. Ama şu an bir şeyler bittikten sonraki durumda bir bekleme enerjisinde. Hala bir şeyler bekliyor. Acaba değişir diye mi bekliyor? Sizin gündeminize baktığım zaman siz de bir şeyleri yıkmışsınız. Sevgili İkizler Burcu, sizde de bir yıkılan durum var. Aniden bitirdiğiniz bir durum var. Siz bu ilişkiyi siz bitirdiniz aniden. O yüzden bu kişi bu duruma geldi. Bitikleri oynuyor. Beklemiyordu böyle bir şey. Arkasından vurulmuş, sırtından vurulmuş gibi hissediyor kendini. Tükenmiş olarak hissediyor. Buradaki beklentisi de hala sizin ona dönmenizi mi bekliyor? Sevgili İkizler Burcu. Yani bir şeyleri yıkmışsınız ve onun arkasına da sağlam bir duruş sergiliyorsunuz aynı zamanda. Hiçbir şekilde taviz vermiyorsun. Yani benim sana hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Maddi manevi ben zaten mutluyum ve maddi manevi ben hayatımı sürdürebiliyorum diyorsunuz zaten. Ve şu an aynı zamanda hem egonuz hem duruşunuz, tavrınız, asilliğiniz öyle bir duruş sergiliyorsunuz ki karşı tarafa. Karşı taraf bitmiş zaten sizin bu duruşunuzdan dolayı. Şu anki gündeminize baktığım zaman da çalışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Kendi işinizde, kendi gücünüzde uğraştığınız bir durumdan geçiyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Finansal anlamda da bir çabanız var. Yani uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz aynı zamanda. Yapmak istedikleriniz var. Ve ki bunları da yapıyorsunuz aynı zamanda şu an. Partneriniz aşkı ayak altına almış arkadaşlar. Aşkı yaşamayı umursamamış. Aşkı önemsememiş. Aşkı hep ikinci, üçüncü, belki beşinci planlara atmış. Görmezden gelmiş. Sizin olan aşkınızı görmezden gelmiş. Kısacası ayak altı yapmış. Ne de olsa o bana aşık, ne de olsa o beni seviyor diyerek. Ama sizden öyle bir aniden bir yıkım yaşamış ki neye uğradığını şaşırmış zaten. Beklemiyormuş böyle bir şey. Çünkü siz onun için bir garantiymişsiniz zaten. Sizin aşkınızdan o kadar emin. Emin olduğu için de ayak altı etmiş. Yani siz de ayak altına ettiğiniz konu bir araya gelmeye ayak altı ediyorsunuz artık. Artık onunla konuşmak yani aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi her kimse. Onunla bir evde buluşmak, onunla beraber yaşamak, onunla konuşup görüşmek, buluşmak bunu ayak altı ediyorsunuz, umursamıyorsunuz artık. Artık umurumda değil diyorsunuz siz. Sevgili ikizler bu yani sevgili hava elementleri. İkizler, terazi, kova. Hak geçmesin. Partner tepe üstünde diyor ki sizden için. O artık kesinlikle dönmez. O kararını verdi. Yani o öyle bir kararında emin ki ya da öyle bir karar verdi ki ben onu ne yaparsam yapayım geri döndüremem diyor. İstediği kadar kendisi beklesin şu an. Sizin dönmeyeceğinizi, sizin kararlı olduğunuzu, sizin sağlam olduğunuzu, sizin güçlü olduğunuzu, sizin bu kararı verirken de aynı zamanda geleceğini vaat ederek yani aklı başında karar verdiğinizi çok iyi biliyor. Bunun farkında. Ve bunu yıkamayacağını da biliyor. Bu kararınızdan vazgeçiremeyeceğinizi de bil farkında. Sizin tepe üstünüze baktığınız zaman siz bir ikilem içinde olabilirsiniz. Belki de bir kişi karşınıza çıkmış olabilir. Bir enerji daha karşınızda olabilir ve bu iki kişi arasında bir kararsız kalma gibi durum söz konusu olabilir. Siz zaten bu tarafı bitirmişsiniz aklınızda. Ama kendi hayatınızla ilgili de bir
gelecek vadeden bir durum içindesiniz ve her an hareket geçme, eyleme geçme, bir şeyler yapma, kendi dünyanızı değiştirme, kendi dünyanızı geliştirme, bir döngüden geçme gibi düşünceleriniz var sanki. Siz kendi hayatınıza bakıyorsunuz arkadaşlar. Siz kendi geleceğinizle ilgileniyorsunuz. Artık bu konuyu kapatmışsınız zaten. Yakın bir geçmişte partnerden somut bir adım gelmiş size sanki. Bu partner size somut bir teklifle gelmiş olabilir. Siz de bu partnerin bu teklifinin tekrar aynı şeyleri yaşayacağınızı bile bile kabul etmişsiniz. Sevgili İkizler Burcu. Aklınızdaki kişi size somut bir adımla gelmiş, bir teklifte bulunmuş. Siz de aynı şeyleri yaşayacağınızı bile bile tekrar yeniden başlama kararı vermişsiniz sanki. Yakın bir geçmişte olmuş bu ona. Ve tabii ki aynı şeyler tekrar yaşanmış. Peki yakın gelecekte ne olma ihtimali var? Partneriniz sizinle tamamlanmak istiyor. Partner sizinle dünyasını kurmak istiyor. Partner size o benim dünyam diyor aynı zamanda. Aklınızdaki kişi. Size baktığım zaman siz sanki çok böyle bu aklınızdaki kişiye doğru eğilimi değil gibisiniz sevgili hava elementleri. Siz farklı bir boyuta geçmişsiniz sanki. Siz kendi hayatınızda, yani aklınızda başka biri yok sizin. Öyle bir şey değil. Ya da hayatınızda başka biri falan da değil. Siz artık hayatı yaşamak istiyorsunuz. Eğlenmek, gülmek, hayatın tüm tadını çıkarmak, zevk almak, mutlu olmak, kutlama yapmak, ne bileyim eğlenmek, işte gezmek, tozmak. Siz bunu istiyorsunuz. Yani bugün bunu yaşamak istiyorum deyip onu yaşamak istiyorsunuz. Hayatınızda artık sanki birini istemiyor gibisiniz şu an için. Ben hayatımı yaşamak istiyorum artık. Kimseye eyvallahım olsun istemiyorum dediğiniz. Kimseye hesap vermek istemiyorum diyorsunuz aynı zamanda. Yani bu aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi yani size gelirken size yapacağı teklifte çok iyi bir teklif yapmasını, çok kararlı olması gerektiğini ve sizin için savaşması gerektiğini çok iyi biliyor. Sizin çok güçlü bir karakter olduğunuzu da biliyor aynı zamanda. Sizinle nasıl baş edeceğini bilmiyor. Çünkü kendi sizin kadar güçlü değil. Siz daha güçlü bir karaktersiniz. Ve sizin öyle küçük şeylerle mutlu olmayacağınızı, ona size attığı adımların kalıcı olması gerektiğini çok farkında. Elini taşın altına koyması gerektiğini biliyorum. Ve size öyle bir yani eften püften şeylerle gelemeyeceğini de biliyor. Ya da kapınızı çalıp ben geldim diyemiyor. Ya da işte ne yapıyorsun diye bir mesaj yazamıyor. Sizin nabzınızı ölçemiyor. Size direkt gelmesi gerekiyor. Direkt net olması gerekiyor. Her söylediğinin doğru olması gerekiyor. Bunun da farkında. Ki bunu da yapmak isteyecek aslında. Yapmaya çalışacak. Allah'ın izniyle. Yani siz bu kişiyi aslında biraz oluruna bırakmışsınız. Zamana bırakmışsınız, askıya bırakmışsınız. Diyorsunuz ki ben zaten sana kendimi feda ettim. Ettim yani daha önce etmiştim de diyorsunuz. Çok feda ettim kendimi. Seni çok bekledim. Çok zamana bıraktım. Çok oluruna bıraktım. Bugün gelir, yarın gelir, bugün düzelir, yarın düzelir diye çok bekledim. Çok uğraştım. Kendimi feda ettim sana. Ben yaptım yapacağımı diyorsunuz. Partnerinizin, aklınızdaki kişinin bilinçaltında adalet var.
size adaletsizlik yaptığını biliyor. Bilinçaltında bu var. Bu adaletsizlik yaptığı durumdan dolayı vicdan azabı çektiği için belki de size bir şeyler yapma enerjisinde. Bir şeyler yapayım, işte elle tutulur, gözle görülür. Gerçekten işte onun için mücadele ettiğimi, onu kazanmak istediğimi bilsin diye bir eyleme, harekete geçme durumu söz konusu olabilir. Çünkü bilinçaltında adaletsizlik yaptığını biliyor. Sizin bilinçaltınızda da daha çok böyle hükümdarlık var. Yani hükmetmek var. Bilinçaltınızda bu var. Yeter artık dediğiniz. Ben eskisi gibi olamam. Yani ben duygularımdan da artık taviz veremem. Kendimden de taviz veremem. Yani belli bir kurallarım var ve bu kurallarından dışına çıkmak istemiyorum. Bu ilişki olursa bile ki olmaz diye düşünüyorsunuz kendi adınıza. Ben yönetirim. Yani ben yönetirim derken benim dediğim şekilde olsun diyorsunuz. Ve bilinçaltınızda bu var aslında. Bilinçaltınızda ilişkiyi yönetmek var. Bilinçaltınızda hükmetmek var. Bilinçaltınızda kurallar var. Bilinçaltınızda kendi şartlarınız var. Aynı zamanda da bu biraz önce söylediğim işte bu hükümdarlık, bilinçaltınızdaki bu kurallar, otoriteler, hükmetmek bir yandan da bunları karşı taraftan da bekliyorsunuz. Böyle gelsin bana, bana sahip çıksın, beni korusun. Bir baba gibi, bir abi gibi, bir işte güçlü bir adam olarak gel ya da güçlü bir kadın olarak gel. Aklınızdaki kişi her kimse. Güçlü gel bana diyorsunuz. Kararlarının arkasında dur diyorsunuz. Verdiğin sözleri onurlandır. Bana verdiğin sözleri yap diyorsunuz aynı zamanda. Bir imparator ol diyorsunuz. Kısacası sevgili ikizler, terazi ve kova burçları. Hava elementleri. Aklınızdaki kişiye, kalbinizdeki kişiye diyorsunuz ki artık sahip ol, artık adam ol, artık imparator ol, artık güçlü ol, gücünün farkına var, bir şeyler yap. Ben karşımda güçlü bir adam istiyorum diyorsunuz. Yani adam derken kısaca arkadaşlar bu adam kelimesini sadece erkekler için söylemiyoruz. Kadınlar için de bu adam kelimesini erkek olarak almayın. Hepsi için geçerli. Aklınızdaki kişi için söylüyoruz bunu. Yani evet, sonuç olarak aklınızdaki kişi size bu şekilde gelme ihtimali olabilir. Evet, imparator gibi gelebilir. İstediğiniz gibi sözünü tutmak için gelme ihtimali var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aklınızdaki kişi bunları yapar ama size gelmez. İmparator kimsenin ayağına gitmez çünkü. Sevgili hava elementleri, siz bu kişinin böyle olmasını istiyorsunuz ama bu kişi böyle olur ama size gelmez. Siz bunu, bu kişiyi bu hale getirebilirsiniz. Yaşadığınız ilişkide bunu öğrenebilir karşıdaki kişi. Evet, sonuçta da şöyle bir şey var. Sevgili hava elementleri. Yani şöyle bir şey hissettim. Siz duygunuz olan, bir şeyler hissettiğiniz, gerçekten sevdiğiniz, gerçekten bir şeyler yaşamak istediğiniz biri var sanki. Bu kişiye karşı bir eğilimdesiniz. Sevgili hava elementleri, bu aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişinin haricinde. Böyle bir durum olabilir. Ya da böyle bir durum yoksa bile, şimdi kolektif açık bir bakım yaptığımız için herkesle uyumlu olmayabilir. Herkesin ilişkisi bu şekilde olacak diye bir şey de yok. Ama enerjimiz artık kiminle tuttu bilmiyorum. Tutan kişilere göre de bu kartları yorumlayacağım. Partnerin sizin istediğiniz gibi olduğunu hissettiğinizde siz bir adım atma ihtimaliniz de var karşı tarafa sevgili hava elementleri. Ha, ya evet deyip yani bu adam ya işte bu kadın işte bu kişi benim istediğim gibi oldu. Gerçekten bana
İşte sahip çıkıyor, gerçekten ilişkisini koruyor, gerçekten beni koruyup kolluyor dediğiniz, hissettiğinizde siz karşı tarafa tekrar bir duygularınızda gitmek, eylem yapmak enerjisi içinde olma ihtimaliniz var. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoda sizin hayatınızda, bilinçaltınızda böyle bir kişi var. Böyle karakterli bir kişi, kuralcı bir kişi, hükmeden bir kişi, dediğim dedik bir kişi. Bu kişiden gelecek olan bir teklif, duygusal bir teklifle bir adım atma, bir duygu gitme durumları söz konusu olabilir sevgili hava elementleri. Bakalım partneriniz neler söyleyecek size. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. İlk adımı senden bekliyorum dedi ki zaten ilk adımı sizin atmanız mümkün sonuçta. Rüyalarımda seni görüyorum. Partneriniz size diyor arkadaşlar ne yaparsam ikimiz için yapıyorum. İlk adımı senden bekliyorum. Rüyalarımda seni görüyorum dedi. Peki siz ne söyleyeceksiniz? Seni aldatmıyorum. Aldatmadım. Seni kaybetmekten korkuyorum. Şu an bir boşluktayım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bakın arkadaşlar, boş kart. Boş olduğunuzu, yani artık karşı tarafa doğru ne hissedeceğinizi bilemediğiniz bir süreçtesiniz kısacası. Evet sevgili hava elementleri. Aklınızdaki kişiye, kalbinizdeki kişiye söyleyecekleriniz, onun size söyleyecekleri bu şekildeydi. Enerjimiz kiminle tuttuysa onlara şifa olsun. Her zaman söylediğimiz gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.